Girne'nin şüphesiz en önemli yerlerinden biri Girne Kalesi'dir. 7. yüzyılda yapılan kaleye her gelen medeniyet tarafından eklemeler yapılarak büyütülmüştür. Şehrin tam merkezinde yer alan kalenin içinde mutlaka görmeniz gereken bir de gemi batığı müzesi vardır. Milattan önce 3. yüzyılda batan gemi dünyanın en eski gemi batığıdır. Birçok buluntunun çıkarıldığı Akdeniz köyü, adanın batısında uçsuz bucaksız bakir kumsalı ve güneşin batışının en güzel seyredildiği konumu ile oldukça büyülü bir yer. Biraz sapa bir yerde olduğu için çok fazla turistik olmasa da fırsat bulunca mutlaka görülmesi gereken bir yer. Girne Kalesi, Orta Çağ'dan günümüze sağlam olarak gelen ender kalelerdendir. Kale, dikdörtgen şekilde inşa edilmiştir. Osmanlılar 1570 tarihinde kaleyi fethettikten sonra kaleye girişi sağlayan asma köprünün yerine günümüzde kullanılan ve kale ile uyum sağlayan taş köprüyü yapmışlardır. Osmanlı Amirali, Kaptanı Derya Cezayirli Sadık Paşa'nın kabri giriştedir. Kale müzesinde görülecek pek çok ilginç tarihi eser vardır. Kalenin burçlarında sergilenen çeşitli dönemlere ait eserler görülmeye değer niteliktedir. İlk çağlara ait yerleşim yerlerinden Virisi, Kırnı, Akdeniz mezarlarının canlandırılmış bölümleri ile Venedik, Lusignan kuleleri, zindanlar, St. George Kilisesi, sarnıç ve batık geminin bulunduğu mekanları gezerken kendinizi o günlerde yaşıyor hissedersiniz. Girne Kalesi'nin büyük iç avlusunda konserler düzenlenmektedir. Gece ışıklandırılmasıyla kale ve antik liman önemli bir turizm kenti olan Girne'ye muhteşem bir değer katmaktadır. Girne Kalesi, Milattan sonra 7. yüzyılda yoğun Arap akınlarına karşı yapılmıştır. Haçlılar zamanında Lüzinyanlar tarafından yeniden yapılandırılmış olan kale, Venedikliler zamanında geniş bir yapısal değişim ve eklemeler yapılarak o dönemde Kıbrıs'a akınlar düzenleyen Osmanlılara karşı tahkim edilmiş ve günümüze kadar bu yapısıyla gelmiştir. Milattan önce 300 yıllarında Akdeniz'de seyrederken fırtınaya yakalanarak batan 80 yıllık yaşlı ticaret teknesinin gövdesi sergilenmektedir. Teknenin omurgası batık gemiler arasında en eski olanıdır. Anbarından çıkarılan çeşitli anforalar, hububat değirmenleri, alet edevatlar, günümüze kadar çok iyi bir biçimde korunarak gelen badem, zeytin ve bazı tohumlar, kaleyi ve özellikle bu müzeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Batık Gemi Müzesi, Girne Kalesi'ndeki odalardan biri olup, tarihin en yaşlı ticaret gemilerinden birisine ev sahipliği yapmaktadır. Milattan önce 3. yüzyılda bir fırtına sonucunda Girne Limanı'na 800 metre açıklıkta battığı tahmin edilen Suriye ticaret gemisi, 1969 yılında uzman bir ekip tarafından su üstüne çıkarılmış olup bugünkü yerine nakledilmiştir. Müzede geminin yanı sıra taşıdığı yük olan 400 şarap amforası, 9000 badem,
29 mesafe taşı, 4 tahta kaşık, 4 kavanoz zeytinyağı, 4 çuval tuz ve 4 fırça alkol de sergilenmektedir. Girne'nin harika limanı, antik bir geminin kalıntılarını içeren bir deniz müzesi ile halk sanatları ve dekoratif boya sanatlar müzesine ev sahipliği yapan bir kalenin eteklerinde yer almaktadır. Girne'nin güneyi Beşparmak Dağları ve kuzeyinde ise Akdeniz yer almaktadır. ...1967 yılında balçığa gömülü durumda saptanan bu gemi, 1968-1969 yıllarında Pensilvanya Üniversitesi'nden Mitchell Katsev başkanlığındaki bir heyet tarafından gün ışığına çıkarılmıştır. ...16 ila 26-12-1986 tarihleri arasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Akdeniz bölgesinde yer alan bu mezar kazısını gerçekleştirmiştir. Bu kazı yapılmadan önce 16-12-1986 tarihinde bazı şahısların evlerinde yapılan polis operasyonunda 162 adet eski eser bulunmuştu. Yapılan tahkikat sonucunda eski eserlerin bulunduğu yer tespit edilmiş ve bu veriler ışığında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kısmen soyulmuş olan bu mezarın kazısına başlamıştır. Akdeniz Köyü'nün yaklaşık olarak 1 mil kadar kuzeybatısında bulunan mezar, kimilerine göre Paleokastro, kimilerine göre de Sandıklı Taş olarak bilinen mevkilerde yer almaktadır. Yapılan kazılarda yüzeyden 4 metre aşağıya inildiğinde ana kayaya ulaşılmıştır. Basamaklı bir mezar yoluna yani dromos sahip olup dromostan sonra bir ön odaya ulaşılmaktadır. Ön oda tavanının yassı taş bloklarla örülü olduğu ancak zaman içerisinde çöktüğü anlaşılmıştır. Taş blokların cinsi Sadrazamköy, Lidrades derisinden temin edildiğini işaret etmektedir. Ancak mezarın tümüyle ön odanın tavan dışındaki bölümleri kum taşı kayaların oyulmasından meydana gelmiştir. Duvarlar içerisinde yer alan oyuklarda ise yassı kaplama taşları yer almaktadır. Kazı çalışmaları esnasında duvar kenarlarında aydınlatma amacı ile kullanılan çok sayıda kandil de bulunmuştur. Girne Kalesi'nin güneydoğusunda bulunan yuvarlak planlı bu kule, erken 16. yüzyıl Venedik dönemi mimarisi tarzındadır. Kuleye tonozlu dik bir rampadan girilmekte ve kale avlusu düzeyinden oldukça aşağıda bulunan dikdörtgen planlı, hava delikli tonoz çatıya sahip bir odaya ulaşılmaktadır. Bu odanın doğu ve güney duvarlarında Venedik askeri mimari özelliklerini yansıtan iki katlı top konuşlandırma noktalan yer almaktadır.
Birçok top yerleri ilk kez 1936 yılında İngiliz sömürge idaresi döneminde Eski Eserler Dairesi tarafından mahkumların çalıştırılması suretiyle ortaya çıkarılmıştır. Şu anda bu kulede top atışı hazırlığı yapan Venedikli askerler, dinlenen askerler ve benzeri canlandırmalar sergilenmektedir. Girne'nin harika limanı, antik bir geminin kalıntılarını içeren bir deniz müzesi ile halk sanatları ve dekoratif boya sanatlar müzesine ev sahipliği yapan bir kalenin eteklerinde yer almaktadır. Girne'nin güneyi Beşparmak Dağları ve kuzeyinde ise Akdeniz yer almaktadır. Bir liman kenti olan Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya 26 kilometre, Güzelyurt'a 47 ve Gazi Magosa'ya 80 kilometre uzaklıktadır. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz yolu ile gelenlerin varış noktasıdır. Türkiye'den Alanya ve Taşucu Mersin'den hareket eden deniz otobüsleri ve gemilerle deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Girne şehrindeki başlıca tarihi mekanlar, antik liman ve limana hakim konumdaki Girne Kalesi'dir. Aslen 7. yüzyılda Bizans döneminde yapılan kale, Lüzinyen ve Venedik döneminde yapısal değişikliklere uğradı, yeni kısımlar inşa edildi. Girne'nin yaklaşık 10 kilometre veya 6,5 mil doğusunda denize uzanan küçük bir burun üzerinde yer alan, Virisi Neolitik dönemin son evresine tarihlenen M.Ö. 4410 ila 3750 arası bir köy yerleşim yeridir. Şu anda büyük bir bölümü toprak altında bulunan yerleşim yerinin 575 metrekarelik batı kısmı, 1969-1974 yılları arasında Glasgow ile Birmingham Üniversiteleri adına Profesör Doktor Peltenburg tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla açığa çıkarılmıştır. Doğal ya da insan eliyle açılmış çukurlar içine inşa edilen köy evleri genellikle yer seviyesinin altında bulunmaktadır. Köyün yer seviyesi altında olması, kötü iklim şartlarından korunma ve yabancılardan saklanma şeklinde yorumlanmaktadır. Kazılar sonucu burada tek hücreli veya odalı toplam 17 ev açığa çıkarılmıştır. Yan yana bitişik düzende yapılan bu evlerin aralarında dar geçitler bulunmaktadır. Bu seksiyonda canlandırılan bir numaralı Virisi evi, kazısı yapılan batı bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. Ev yeniden inşa edilirken gerçek boyutlarında ve tüm mimari özelliklere sadık kalınarak yapılmış ve Virisi evlerinde olduğu gibi yöresel malzeme kullanılmıştır. Bir nolu evi, diğer canlandırması yapılan bir numaralı evde çok sayıda seramik kırığının yanı sıra iğne, taş, balta, öğütme tasları, balta bileyici gibi çeşitli aletler de ortaya çıkarılmıştır. Bu evde ayrıca buğday, arpa, mercimek, zeytin ve incir kalıntılarının bulunması ev sakinlerinin bu gıdaları tükettiğini göstermektedir. Bir numaralı ev, altı kültür tabakasından ibaret olup buradaki canlandırma en üst kültür tabakasının birinci ve ikinci kültür katlarına aittir. Bu ise geç Neolitik dönemin orta evresine, yani yaklaşık olarak M.Ö. 4100 yılına denk gelmektedir. ...1368 yılında
Kral 1. Peter, Haçlı ordusu toplamak üzere Fransa'ya giderken, Visconti'yi sarayını korumakla görevlendirir. Bu dönemde kraliçe Eleanor, Rucho Conte John de Morfo ile gönül ilişkisine girer ve dedikodular başlar. Krala sadık Visconti, Peter 1'e gönderdiği mektubunda kraliçenin dedikodulara maruz kaldığını ve krala sadakatsizliğine kesinlikle inanmadığını bildirir. Adaya dönen kral, araştırmaları sonunda konuyu Kraliyet Saray Meclisi'ne havale eder. Politik ve kişisel nedenlerle kraliçeyi cezalandıramayan meclis başka bir suçlu bulmalıdır. Meclis Visconti'yi kraliçeye iftira atmaktan suçlu bulur. Visconti savunması dahi alınmadan bu zindana hapsedilir. Bir yıl burada çile doldurduktan sonra unutulmak ve açlıktan ölmek üzere Buffavento Kalesi'ne gönderilir. Özellikle Kral Henry II'nin Kıbrıs Krallığı'nı yeniden yapılandırmak için Kıbrıs'a geldiği 1310 yılından itibaren Girne Kalesi zindanları kraliyet ailesi mensupları ve şövalyelerle dolup taşmıştı. Suç işleyen soylular, hizmetkarları ile birlikte adi suçlular gibi elleri önlerinde bağlı, kuşakları çıkarılmış, yalın ayak ve başları açık, tek hücreli zindanlara atılırlar, suçlarını itiraf edinceye kadar çeşitli işkencelere maruz bırakılırlardı. Bu zindanlar karanlık ve korkunçtu. İşlenen suçun tespit edilmesi ve ceza verme yetkisi, kral ve baronların temsil edildiği Lefkoşe Kraliyet Sarayı'ndaki Haute Cour adlı yüksek mahkemeye aitti. Suçlu bulunanlar, savunmaları dahi alınmadan daracığına asılma, hançerlenerek öldürülme, başları kesilme, dört parçaya ayrılma, suda boğulma gibi cezalara çarptırılırlardı. Zindanlarda ölen soyluların iğrenç görünümlü kokuşmuş cesetleri esirler tarafından bir halı üzerinde kalenin dışına taşınırdı. Ancak Lusignan kralları halkı çok fazla tahrik edip kötü imaj yaratmamak için mahkum edilen soylular ile şövalyelerin unutulmalarını, açlık ve çeşitli işkencelerle zindanlarda ölmelerini tercih ederlerdi. Lusignan dönemine ait bu zindan odaları kuzey-güney yönüne uzanan dikdörtgen planlı ve tonoz üst örtülüdür. Girişteki odanın kuzey ve güneyindeki geçitlerden, içlerinde kuyu hücreler denilen Scutella bulunan zindan odalarına ulaşılmaktadır. Yazılı kaynaklarda bu kuyu hücrelerin yer seviyesinin altında olduğu, orijinal boyutlarının 10x7 ayak ölçülerinde, kısımlarının yan yana ve aralıklarla yerleştirilen kalaslarla kapatıldığı kayıtlıdır. Zindanın kuzey odalarındaki kuyu hücrelerde 1367-1368 yıllarında yaşanmış gerçek olaylar canlandırılmıştır. Giriş odasındaki zindancı başının içtiği içki, Baf ve Limassol bölgelerinde imal edilen Commanderia şarabıdır. Ayrıca güneyindeki zindan odasında dönemin işkence sahneleri canlandırılmıştır. Kıbrıs ve Kudüs Kralı, 1. Peter'in en gözde metresi, Joanna Laleman, kralın çocuğunu taşıdığı için kraliçe Aragonlu Eleanor'un kıskançlıklarından nasibini alır. Kralın seferde olmasını fırsat bilen kraliçe, Joanna'yı huzuruna çağırıp ona hakaret eder. Joanna 8 aylık hamiledir ve kraliçe bu çocuğun düşmesini istemektedir. Joanna'nın karnı üzerine büyük mermer bir havan konarak tuz öğütülür. Kötü kokulu ilaçlar içirilir ve daha birçok işkenceye rağmen çocuk düşmez. Doğum gerçekleştikten hemen sonra üzerindeki kanlar temizlenmeden Lefkoşa'dan Girne'ye kaleye getirilir ve bu hücreye hapsedilir. Komutana verilen emirle her şeyden mahrum edilir ve
çok kötü koşullarda 7 gün geçirir. Kralın kardeşi olan prens, Girne komutanını görevden alarak yerine Şuanlı'nın akrabası olan Sir Lucet Antioman'ı getirmesinden sonra ise bir yılını daha iyi koşullarda geçirir. O sırada Haçlı ordusu toplamak üzere Fransa'da bulunan 1. Peter, kraliçenin Joanna'ya yaptıklarını öğrenmesi ile büyük öfkeye kapılır. Gönderdiği mektupla kraliçeye şöyle der: "Sevdiğim Lady Joanna Laleman'a yaptığın kötülükleri duydum. Bu nedenle sana yemin ederim ki Allah'ın yardımı ve iyi talihimle Kıbrıs'a gelince birçoğunun titreyeceği gibi kötü bir şekilde icabına bakacağım. Bu nedenle ben gelmeden önce o kadına yapabileceğin şeylerin en kötüsünü yap." Mektuptan kısa süre sonra Joanna zindandan çıkarılır ve Lefkoşa'daki Fransiskan mezhebine ait Santa Clara Manastırı'na gönderilir. Kralın seferden dönmesiyle birlikte saraya geri alınır. Çocuğun akıbeti bilinmemektedir. Milattan sonra 7. yüzyıldaki Arap saldırıları sırasında Girne Kalesi yapıldı. 1191 yılındaki 3. Haçlı Seferi sırasında İngiliz Kralı 1. Richard İsaakios Komnenos'la savaşarak kaleyi kuşatıp ele geçirdi. Bunu takip eden yıllardaki Lusignan hakimiyeti sırasında kale sağlamlaştırıldı. 1373 yılındaysa Ceneviz saldırıları nedeniyle kale tahrip oldu. 1489 yılında tüm adayla beraber Venedik kontrolüne geçen Girne'de bu dönemde kalede büyük değişiklikler yapıldı. 9 Temmuz 1570 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs seferi sırasında şehir kendi rızasıyla teslim oldu. Günümüzde kale, Bizans döneminden kalma kilisesi, kulesi, Lusignan döneminden kalma bekçi odası, zindanları ve Venedik döneminden kalma kuleleri, sarnıcı, cephaneliğinin de dahil olduğu elementler ile 3 dönemin de izini yansıtır. Müze olarak düzenlenen kalenin içindeki Batık Gemi Müzesi'nde M.Ö. 300 yıllarında yani Helenistik dönemde batmış bir gemi gemideki buluntularla beraber sergilenir. Akdeniz köyü ile çevresinin tarihi geçmişini aydınlatabilecek yeterli arkeolojik çalışmalar yapılmadığından bu bölgenin kesin iskan tarihi bilinmemektedir. Ancak Akdeniz köyü içerisindeki bir dere yatağında ele geçen Bodur Hippopotamuslara ait çok sayıda fosilleşmiş kemik kalıntısı bu bölge geçmişinin jeolojik dönemlere kadar dayandırılmasına neden olmuştur. Bu bulgulardan ayrı olarak Akdeniz köyü ile çevresinde tespit edilen diğer kalıntılar ise bölgenin geç Tunç döneminden M.Ö. 1200-1050 arası başlayıp günümüze kadar kesintisiz iskan gördüğünü işaret etmektedir. Akdeniz köyündeki arkeolojik kazılardan ilki 1929 yılında İsveç kazı heyeti tarafından gerçekleştirilmiş ve kazılar sonucunda Akdeniz Köyü Kilisesi'nin güneybatısında sığ bir vadi yanında Genç Tunç döneminden M.Ö. 6. yüzyılın sonuna kadar tarihlenen bir açık hava tapınağı olan Temenos açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 700 yıl sırayla kullanım gören ve etrafı bir duvarla çevrili olan bu kutsal alanda bir sunak ve bir libasyon masası bulunmaktaydı. Sunağın çevresinde yaklaşık olarak 2000 adet pişmiş toprak, boğa modelleri, ibadet eden insan figürleri, savaş arabaları, silahlı askerler gibi eserler bulunmuştur. Değişik boyutlardaki bu eserler şu anda Rum kesiminde bulunan Lefkoşa Müzesi'nde teşhir edilmektedir. 1970-1973 yılları arasında ise
İtalyan kazı heyeti Akdeniz köyünün kuzeybatı sahil şeridindeki Paleo Castro mevkiinde gerçekleştirdikleri arkeolojik kazılarda Geç Tunç dönemi ile Bizans dönemi arasına tarihlenen bir mezarlık nekropol ile bir şehre ait olabilecek işlenmiş düzgün taş bloklar, kiremit parçaları gibi mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Kısıtlı olarak yapılan kazılara rağmen bu bölgedeki en eski yerleşimin deniz kıyısındaki Paleo Castro mevkiinde yer aldığı, daha sonraki dönemlerde ise terk edilerek bugün Akdeniz köyünün yer aldığı alanda kurulduğu öne sürülmektedir. Akdeniz köyü batısında ayrıca geometrik dönem M.Ö. 1050 ila 750 ile Roma dönemi M.Ö. 58 ila M.S. 395 arasına tarihlenen bir mezarlık alanı ve Helenistik dönem M.Ö. 325 ile 58 ile Erken Hristiyanlık dönemi arasına tarihlenen bir başka mezarlık alanı daha tespit edilmiştir.